yaklaşık 2001'den beri parti içinde, yani kısmi olarak kadın kollarından başlayarak 2009 yılında il encümeni seçildim. 2014 yılında da Siirt'in belediye eş başkanı olarak görev aldım. Malum biliyorsunuz, kayınlarla beraber tutuklandım ve cezaevine girdim. Şimdi de HDP İl Teşkilatı'nın yönetimindeyim. Öncelikle HDP bir kadın partisidir. Kadını esas alan, eşitliği savunan, eğer bir toplumun yarısı kadın oluşturuyorsa yönetimde yer alma konusunda çok hassas davranan bir partidir. Kadın partisi olduğundan kaynaklı ben HDP diyorum. HDP denildiği zaman aslında insanın aklına, yaşam adına bir sürü şey geliyor. Sadece bunu gençlik olarak, işçiler olarak veya başka bir şekilde ifade etme gerekirse, yani şöyle diyebiliriz. HDP herkesi çatısı altına alan bir parti olarak gördüğümüz için, özellikle ve özellikle kadın arkadaşlarımıza çok daha fazla değer verdikleri için kendimizi HDP'de gördük. HDP toplumsal barışı savunan, eşit özgürlüğü savunan, kadını savunan, gençliği esas alan bir parti olduğunu herkes biliyor. Bundan kaynaklı HDP halkların demokratik partisi olarak ezilenin, yoksulun, sömürülenin, fakirin, yoksulun yanındadır. HDP bu yönlü çalışmalarıyla beraber emin olun ki dünyada ve Türkiye'de iktidara ortak bir parti konumundadır. Bu yapılan çalışmalarla beraber, bu yeni kongreyle beraber buna inanıyoruz. Biz iktidarın ortağıyız. Biz bu sloganla yola çıktık ve bu en ilk başta o çerçeve, çizdiğin çerçeveden kaynaklı HDP'nin bu yönlü çalışmaları hepiniz de göreceksiniz. Basından da takip ediliyor. HDP iktidara ortaktır. Herkesi kucaklayan, herkesi hoş gören, herkesi çatımızın altına alacak bir güce sahip olduğumuzu biliyoruz. Biliyorsunuz, Siirt kozmopolitik bir il. Çok renkli, çok dilli, tam da HDP'ye uygun. Ondan kaynaklı hiç kimseyi ayrımsız etmeden, Kürt'ü, Arap'ı, Türk'ü, Laz'ıyla beraber herkesi kucaklayarak seçim standını vermeyi düşünüyoruz. Olası bir seçimde. Bekliyor musunuz? Erken bir seçim bekliyor musunuz? Yani gündemde olabilir. Türkiye'dir bu, biliyorsunuz. Siyasiler her zaman diyor, siyaset için bir saat bile fazladır. Onun için her şeye hazırız biz. Olası bir seçime de hazırız. Bekliyorum. Siirt İl Yönetimi yeni seçilen yönetim gerçekten temelini gençlikten almış. Genç bir kadroya sahip. Gençler biliyorsunuz her partinin dinamiğidir. Başta dediğimiz gibi HDP gençliği savunan, gençliği motor gücü olan görev olarak gördüğü için gençliği esas alan bir parti, özellikle gençlik ve kadın olmak üzere ya, şehir için en iyisi olacağına inanıyorum bu yeni yönetimin. Yeni yüzler her zaman biliyorsunuz genelde de daha dinamik, daha şeffaf, daha kucaklayıcı bir yaklaşım tarzıyla ele alacağına inanıyorum. Bizim için başlıca konulardan bir tanesi bizim gençliktir. Gençliğin olmadığı bir yerde yeni yaşam da mümkün değil şiarıyla biz zaten yürüyoruz. Bizim için gençlik çok değerlidir. Hatta bunun en güzel emsallerinden bir tanesi benim eş başkan seçimim. Genç kesimden olduğum için biraz daha gençlere hitap etme konusunda ne kadar cevap olacağımızı göstergesidir bu da. Bizim yeni yönetimimiz, eş başkanımız da dile getirdi. Genç kesimin çok olduğu, gençlerin yolunun açılabileceği, siyaset yolunun kapatılmadığı. Biz HDP olarak aslında şöyle diyebiliriz. Biz değişim partisi olduğumuz için gençlerin yeri her zaman bizim için değerlidir. Gençlik adına istihdam konusunda Siirt'in sorunlarını az çok biliyoruz. Ekonomik krizin getirdiği sarsıntıyla beraber gençliğin biraz daha kendini kapatması, farklı şeylere yönelmesini de görüyoruz. Bunlar bizim için önemlidir. Bunlar bizim dipnotlarımızdır.
elimizden geldiği kadar gençlerin yanında olmaya çalışacağız. Ya kadınlar biliyorsunuz %50'sini oluşturan kadınlar ve Botan kadını da direngen bir ruha sahiptir. Toplumsal olan her şeye öncülük yapan ama siyasette yeri az olan maalesef ki bir ilde yaşıyoruz. Biz bunu geliştirmek için her kapıyı çalacağız, her kadına gideceğiz. Kadını topluma kazandırmak için ne gerekiyorsa kadın kurumlarımızla beraber yapacağız. Yapacağımıza da inanıyoruz. Dedik ya, ne kadar gençlik HDP'nin motor gücüyse kadın da biliyorsun, başta dediğim gibi kadın partisidir. Yani fermuar sistemiyle beraber ileriki süreçte ben inanıyorum ki çok farklı kadın boyutuyla farklı bir sihir mümkün diyor. Seçimle gelen seçimle gitmeli. Yani ya herkesçe biliniyor ya kayınlar iradeyi hiçe saymaktır. Eğer bir halk bir belediyenin başkanı seçiyorsa ancak halk görevden alır ve bununla beraber gereken cevabı da halk verir. Yani kayınlar bir zulümdür. Hepimiz bunu iyi biliyoruz. Bu kayınlarla bir politika varılacağına ben inanmıyorum şahsım olarak. Hakla gelen hakla gitsin. Yani sonuçta seçimle gelmişse halk seni sizi oraya seçmiş getirmiş. Buna da halk en güzel cevabı vereceğine inanıyorum. İşini yapamıyorsa seçim hakkını elinden almak bence haka, hukuka da aykırıdır. Hukuksal boyutuyla da hukuki bulmuyorum şahsım olarak. Özellikle kadına değinmek istiyorum. HDP kadın partisidir. Her kadının Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle kendini HDP'de bulacağına eminim, biliyorum. Kadınları HDP'ye davet ediyorum. Gençleri HDP'ye davet ediyorum. Bundan kaynaklı daha güzel projeler, beraber halkla beraber daha rahat hizmetler vereceğimize inanıyorum. HDP halkların partisidir, HDP kadın partisidir, HDP gençlik partisidir. Yani bu çerçevede herkesin HDP'ye sahip çıkmasını, HDP öncülüğünden bir şeyler, sırtın bir şeyler yapabileceğimize inanıyorum. Hep beraber bunu yapabiliriz. Biz Halkların Demokratik Partisi olarak, Siirt İl Örgütü olarak ismimize bakıldığı zaman ne kadar yapıcı, ne kadar açık olduğumuzu belirtiyoruz. Halkların Demokratik Partisi'yiz biz. O yüzden Siirt'te üç dilli bir mozaik olduğu için Kürdüyle, Türküyle, Arabıyla kardeşçe, barışçıl bir şekilde demokrasi deyimimizi sürdüreceğiz. Biz kesinlikle demokrasiden yanayız. Demokrasi olmayan bir yerde hiçbir şey olmaz diyoruz. Biz bütün halkları kucaklayan bir partiyiz. Asla ayrım yapmayan bir partiyiz ve asla ayrım yapılmayacak konusunda da hemfikiriz. O yüzden herkesi HDP'ye çağırıyoruz. Herkesi HDP'nin çatısı altına çağırıyoruz.